Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Golbar.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ee, bu tişörtler indirimdeydi. Fenerium'da bilmiyorum gördünüz mü ama e, şahane bir tişört. Tam spor yapmalık, böyle hani göbek eritmelik bir tişört. tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi e, sosyal medyada birçok gündem var. Gündemlerden bir tanesi... Fenerbahçe'nin Enner Valencia'ya yaptığı teklif diye bir nevi interaktif yapacağım arkadaşlar. Çünkü e, haberleri okuyup okuyup geçeceğim. Normalde notlarımı alıyordum ama tişört gelince böyle bir aşka geldim. Hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum. Şimdi Ekvador Milli Takımından sakatlığı nedeniyle affını istedi. Öyle başım ağrıyor, bir tarafım ağrıyor diye değil, değil, gerçekten sakatlığından dolayı affını istedi. Ve çok şükür önemli bir bulguya rastlanmadı. Tedavisi sürüyor. 2 Nisan'da Kadıköy'de Beşiktaş'ı 2-1 mağlup edeceğimiz müsabakada oynamak için bütün hazırlıklarını yapıyor arkadaşlar. Beşiktaş'ı yeniyor muyuz 2-1? Hadi inşallah bakalım. Ve e, aslında şu anda da bir sözleşme görüşmeleri var. Ve bu görüşmelerin detayları sosyal medyaya yansımış arkadaşlar. Zenit maçından sonra takım 4 günlük izne çıktı. Hani Osterwolde, Batshuayi Valencia, King ve Luan Perez. Bunlar Kadıköy'ü, daha doğrusu Kadıköy demeyelim, Samandıra'yı mesken edindiler. Hepsi mesken edindi. Çünkü bu dört isimde sağlık ekibinin kontrolünde özel program uygulanıyor. Alanya maçında iki e, gol birden atmıştı. Diz travmasına bağlı iç menüsküs yaralanması teşhisi konulmuştu. Eğer böyle giderse haberlere de yansıyan şekilde söylüyorum. Beşiktaş derbisinde sahadaymış. Hadi inşallah bakalım. E, Lincoln biliyorsunuz sol diz ön çapraz bağ operasını geçirmişti Lincoln. Yani sezonu kapatmıştı. Lincoln'de de e, beklenenden önce dönüş olabilir. Bu arada 4 golle tarihe geçecek Valencia bilginiz olsun. 35 resmi maçta 29 kez ağları sarstı. Yani e, en fazla gol atan, resmi maçlarda en fazla gol atan futbolcu oldu bu sezon. Eee bir sezonla pardon özür dilerim bir sezonla en fazla gol atan futbolcu oldu Alex'ten aldım ve Fenerbahçe tarihine geçmek için sadece 4 gol daha atması yeterli diyor. Önünde tabi büyük fırsatlar var. Tanju Çolak Baykut Kocaman 32 şer golle bir sezonda en fazla gol atan Fenerbahçeli futbolcular olmuş. Aykut Kocaman olsaydı kadro dışı. <laughs> Şimdi Valencia'nın sözleşme olayı Valencia Fenerbahçe'de memnun. Bir yerde gitme niyeti yok. Bizim Valencia'dan hani Yusuf Dursun'un haberine göre 2.5 milyon euro alıyormuş. Biz de indirim talep etmişiz. Demişiz ki biz 1.7 verebiliriz demişiz. Ve görüşmeler sürüyormuş. Yani 2.5 milyon euro alıyormuş. Biz 1.7 önermişiz. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Valencia'nın yıllık ücretleri, bonuslar dahi 1.8 falan yapıyor. Aynı e, paranın biraz daha iyisini istiyor. Yani... Garanti ücret 1 milyon euro civarında. Sözleşme bu şekildeydi. Şimdi bize diyoruz ki yine garanti ücret 1 milyon euro olsun. Bonuslar da yine 1.8 olsun. Şampiyonluk primi. Ne bileyim işte 30 maç primi, 40 maç primi falan ekleyelim diye konuşuyoruz. Şu an imzaya yakın işler. İnşallah sürpriz bir şekilde haberini alırız arkadaşlar. Lincoln demişken Fenerbahçe'de şanssız isimlerin başında gelen isimlerden biri Lincoln. Ve çok büyük bir şanssızlık var. Arkadaşlar Lincoln son dönemde Fenerbahçe'nin en gözde futbolcularından biri oldu. Son dönemde. Ve adından söz ettirmeye başladı. Ve Avrupa'nın bir devi Lincoln için sözleşme hazırlığındaydı. Biliyor musunuz? Şimdi Jesus çok eleştirildi. Lincoln'i savunmanın solunda oynattı diye. Ama Osterwold'e transferi yapıldı. Osterwold'e kendine gelene kadar İdareten dursun dedim. Şimdi şu da çok zorluyor bana. Ya hocam diyor. Bu da manyak mı? Niye on numaraya gidip sol bekte oynatıyor? Peki ben size başka bir şey sorayım. Güvendiğiniz dağlara hiç kar yağdığı oldu mu? Benim çok oldu da. Mesela sen Alioski'yi aldın. Ne diye aldın? Türkiye Ligi'nin üstünde çok iyi kanat bek şöyle böyle. Bir müddet sabrettin. Dedin ki lan Arap Yarımadası'nda sonuçta hani orada yeterli idman bulamıyordur. Şöyle böyle üstüne düşelim geçmiş günlerini yakalatalım. O bu şu bir türlü düzelmedi. Ferdi'yi sol bek oynatıyorsun. Bu sefer sağ bek sırıtıyor. Dedin ki Ferdi'yi sağ bek oynatayım. Kesin olarak en iyi yeri sağ bek. Çok iyi gelişim gösteriyor. Bu sefer sol bek açıkta kaldı. Lincoln'u mecbur oraya çektin. Hani Luan Perez oynatacaksın sakat. Akbila Salah'ı oynatacaksın. Orada zaten boş kalıyorum. Mecbur kaldı. Ama sol bekte de müthiş performans gösterdi. Ama bir şekilde olmadı. Sevin yani ona maçta maalesef sıkıntı yaşadı. Ameliyat olacak diyor. Ee, hafta içinde Portekiz'e gidip operasyonu Portekiz'de geçireceği söyleniyor Jesus vazgeçmedi diyor. Yani bir türlü vazgeçmedi. Vazgeçse belki sakatlanacak diyor. Ya, bu kader kısmet işi. Sonradan girip de sakatlanabilirdi. Bak Batçuay oynamadı oynamadı girdi sakatlandı. İspanya'da ilk maçta 82. dakikada sakatlandı. Keşke 82'ye kadar beklemeyip çıkarsaydık diyorlar ama Yine de etkisi gözükürdü. Şimdi yerine de Osayi Samuel girdi. En azından şu anda Fenerbahçe'nin elinde bir e, opsiyon var. Nedir o opsiyon? Hani sol bekte Alioski oynayabilir. İdareten. Mesela taş maçında Ferdi oynasın ama bir sonraki maçta Alioski oynayabilir. Ferdi'nin de epeydir süren sarı kart sınırı var. Onu bir yerde kullanacaklar bize karşı ama nerede bilmiyorum. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Yani Şimdi Lincoln'e kim teklif hazırlığındaymış biliyor musunuz arkadaşlar? Adı Porto anılan Lincoln'e Sevilla. Ve Sevilla maçında özellikle oynatılmış. Yani teklif hazırlığındaki Sevilla'ya karşı özellikle oynatıldığı iddiası var. Ben bunu doğrul doğrulatamadım. Benim bildiğim Portekiz'den bir iki takım var. İspanya'dan takım var denildi ama eee Sevilla değildi bu ya. Hani Zaragoza falan filandır belki. Ama Sevilla değildi diye hatırlıyorum. Şu bir gerçek. Futbolcu sakatlandı. Çok kayıp Sezonu kapattı. 6 ay diyen var. 38 ay diyen var. 12 ay diyen var. Ameliyat olmazsa lig devam ederken dönme ihtimali var diyen de var. Yani tam olarak böyle söylüyorlar da bunu ima ediyorlar. Bakalım nasip arkadaşlar. Yani ama inşallah her şey, her şey gönlümüzce olur. Mesela şu az önce ben 4-5 tane isim söyledim. Osterwolde'nin Beşiktaş maçında oynama ihtimali düşük de olsa var. Batshuayi'nin e, ee, kısmen hani zor kısmen diye hani kadroda olma ihtimali var ama ilk 11 yok. Jasmine King'in oynama ihtimali var. Beşiktaş maçında ilk 11 oynama ihtimali var. Luan Perez'in ya Luan Perez bir, birisi çıksa anlatsa ya ben de çözemiyorum. Ne var bunda yani bu olayda ne var? Bir iyileşmez mi bir adam ya? Bu arada Jesus, Jorge Jesus son noktayı koydu haberimiz var. Sıradaki haberimiz. Hemen onunla devam edelim. Ne koymuş acaba bakalım. Portekiz'e gitti biliyorsunuz takıma izin verdi. Kendisi de gitti ve son noktayı koymuş. Önemli açıklamalarda bulunmuş. Şimdi Fenerbahçe Zenit'le 4 gol. Pedro penaltı kaçırdı. Ya Cava Pedro'nun da böyle bir uğursuzluğu var üstünde. İnşallah atar. Yani ne bileyim bir Beşiktaş maçında oynayıp bir tane gol atsa çocuk kendine gelecek. Yine de bizde öyle oluyordu. Şimdi Beşiktaşlılar da diyor ki ulan durdu durdu gelir bizim maçta ettirik yaparlar. Hadi inşallah bakalım. Ee, Pedro King Batshuayi sakat olduğu döneminde basat aşamadı. İrfancan hazır kıta altyapı. Jesus için imza kampanyası düzenlemişti Flamengo'lar. Bir maç ceza aldı. Cesus demiş ki benim mukavelem sezon sonunda bitiyor. Bilgim dışında pek çok haber yer alıyor demiş. Şu anda tek düşüncem takımımın başarısı. Önümüzde kazanılmayı bekleyen bir Beşiktaş derbisi var. Teknik et ve futbolcularımla tatilde bile sık sık telefonla konuşuyor. Gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Ülkemliği milli takımına giden oyuncuların durumunu yakından izliyoruz. Sakat dönmemeleri en büyük dileğimiz demiş. Ee, ya şampiyonluk istiyoruz demiş. Bunun adı Türkiye Kupası mı yoksa Süper Lig mi olur? Önümüzdeki maçlarda alacağımız sonuçlar belli edecek. Ancak ben sezon başından bu yana asıl hedefimizin Süper Lig şampiyonluğu olduğunu söylüyorum. Bu hedeften şaşma yok. Beşiktaş derbisiyle başlayacak olan zorlu maratonda artık puan kaybına tahammülümüz yok demiş. Ve net olarak iddiaları çürütmüş. Yolu'dan açıklamalar gelmiş. Zanyolo'dan Galatasaraylılar üzecek, Fenerbahçelileri mutlu edecek sözler demiş. Şimdi bu sezonun çok konuşulan transferlerden bir tanesi. Harcanan para, beklentiler, spekülasyonlar, o, bu, şu. En çok konuşulan isimlerden birisi. Demeden sosyal medya araştırma anketlerde çıkar. Yani hem Fenerbahçe hem Galatasaray sözleri gündem olmuş. Transferin perde arkasını anlatmış. Erdem Timur maliyet açıklamış. Hakim Ziyek zanyolu demiş. Şimdi şu çok salakça geliyor bana ya. Biz almadan 6 gün önce 30 milyon euroya Börmut'ta satılmıştı. Biz son gece transfer ettik. 5 yıl vadeli, ilk ödemesi Kasım ayında olmak üzere yarı fiyatını 15 milyon euroya aldık diyor. Şimdi bu çok salakça gelmiyor mu size de? 30 milyon euro, 30 milyon TL falan. 30 TL falan olsa neyse. Bu bana çok salakça geliyor ama. Amanın koyunu sonra çıkar. Oyunu. Hakimziye 3 dakikayla Paris Saint Germain yetiştiremedi. Biz aldık, alacaktık falan filan diyor ama bunu Galatasaray sayfaları 3 dakikayla Hakimziye'ye kaçırdık diye paylaşıp sonra rezil olup geri sildiler. Yani Cebimizden bir kuruş para çıkmadı. 15 milyon euroya Zaniolo'yu aldık. Cebimizden bir kuruş para çıkmadı. 6 ay oynamayacak durumda. Sözleşmesinde de bir sene kalmış oluyordu. O 20 milyonu düştüğümüzde biz geçen sene transfer döneminde aynıyız. Bu yıl şöyle böyle falan filan diyor. Peki Zanyolo ne demiş La Gazzetta de La Sport'a? Sözleşmen bitene kadar Galatasaray'da kalacağımı garanti etmiyorum ama burada olduğum sürece elimden gelen en iyisini yapacağım demiş. Doğru. Türkiye'ye gitmek için tereddüt etmedim. Sahaya geri dönmem gerekiyordu. E, Olivier ile konuştum. Roma'da birlikte oynamıştık diyor. Rekabetçi birlik. Mancini'yi aradım. O da bana dedi ki git iyi tazminat alırsın. Canın istediği gibi oynarsın dedi. Burada yanlışlık var. Milli takım. Fenerbahçe'yi açıklamış. Ne demiş? Galatasaray'ı Fenerbahçe'ye tercih ettim demiş. Rüyanda mı? Yani herhalde rüyasındadır. Çünkü 30 milyon euroya Bermut'un alacağı futbolcuya biz 30 milyon euro falan veremezdik. 15'e alıp da 4 taksit, 5 taksitte de bölemezdik. Yani Juventus iddiaları güçleniyor demiş. 30 milyon euroyu gözden çıkarmış Juventus. Hani salak Juventus. Bermut'un 30'a anlaştığı dönemde salak Juventus gidip 15'e almış. Salak Milan alamamış. Demişler ki illa bu başka takıma gitsin. Orada da 30 milyon euro serbest kalma bedeli koysun. Öyle alalım demiş. Ya kimi kandırıyorsunuz ya? Kimi kandırıyorsunuz? Gözünüzü seveyim. Buna bir de inanıyorsanız. Perotti'nin maaşını Roma ödeyecek. Zanyolo'nun maaşını da Roma ödeyecek. Valla aynı şeyler ya. Ya 0-7 yaş grubu şeylerle karşıma gelmeyin ya. İnanın 0-7 yaş mide bulandırıcı. Saçma sapan tuhaf enteresan. Garip şeyler. Ozan Tufan Süper Lig'e geri dönüyor. Al City ile başarılı bir sezon geçiriyormuş. O zaman niye geliyor? Sezon başında transfer oldu Ozan Tufan. Kesin Galatasaray ya da Beşiktaş'tır. Bakalım Türkiye'ye dönüşe sıcak bakıyor. Süper Lig'de bir devreye girdi. Fatih Terim referans olmuştu. Acun Bulcalı Fatih Terim'e sordum. Fatih Hocam bir dakika bile düşünme dedi. Sergen Yalçın'a sordum. İlk yarı bir, ikinci yarı kendi pozisyonu Türkiye'nin en iyisi demiş. Emre Belezoğlu'na sordum. Müthiş bir potansiyel demiş. Sakatlık sonrası toparlanamamış. E, Fenerbahçe'de 182 maç. 21 gol 24 asist. Fenerbahçe'de Fenerbahçe Ozan Tufan Mark'ın bir kupa bile alamadı. Şenol Güneş Ozan'ı istiyormuş Beşiktaş'a. 2 yıl daha sözleşmesi varmış. 36 maça çıkmış. Hal City'de 5 gol atmış. Piyasa değeri 3,5 milyon euro. Geçen sezon 3 milyon euroya İngiltere'ye transfer oldu. Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyormuş. Yani bizi çok alakadar den bir şey değil ama biz aldığımız paraya bakarız abi. Biz kurtulduğumuza bakarız. Beşiktaş ki Beşiktaş derbisinde Jesus'un forvet tercihi kim olacak? Bu bana çok soru soruluyor. Üyelerden özellikle çok soruluyor. O sakat, sakat, o milli, o a milli, o ümit milli. Hocam nasıl olacak? Serdar Dursun mu oynayacak? Bunu derken yani şey var ya bir tane görsel var ya. Beşiktaş maçında kim oynayacak derken dakika 8 ekrana gelen görsel. Yani sanki böyle ekrana Valencia falan çıkacakmış gibi. Ama e, tabi çok çeşitli şeyler var. Patshua, Valencia, Joshua King sakat. E Serdar Dursun'dan Pedro kaldı. Lan bunlardan hangisini oynatsa Jesus yırtacak diyenler de var. Şimdi kararını verdi diyor. Bir şey söyleyeceğim. Beşiktaş maçı hangi gün? 2 Nisan. Yani 2 Nisan. Bir haftalık bir süreç var. Videoyu pazar günü çekiyorum ben bu videoyu da. Bilmiyorum belki pazartesi yayınlarız. İki, yani bir haftalık bir süreç var. Ulan bir haftaya kim öyle kim kalan. Mesela Mert Hakan yandaş. Zenit maçında şahane top oynadı. Bir göre iyi top oynadı. Mert Hakan'ı Beşiktaş maçında oynatır mısınız? Düşünürsünüz. Kudurtucu bir tarzı var falan filan. Ya Pedro'yu oynatır mısınız? Hocam imkanı yok ya. Çok kötüydü. Hani ben Ca Pedro'yu asla oynatmam dersin. E peki Serdar Dursun Ca Pedro'yu birlikte oynatacak desem ya hocam saçmalama dersiniz. Sabahın haberine göre Serdar'ı bir adım daha önde tutuyormuş. 19 maçta oynadı. 3 gol 2 asisti var. Pedro ise 18 maça çıktı. 2 gol 1 asisten oynadı. Sakatlık sonrası Pedro toparlanamadı. Böyle bir haber var. Şimdi ben şunu söylüyorum. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe. Perşembe günü idmandan önce hiçbir Allah'ın kolu Fenerbahçe'nin forveti şudur diyemez. Yanlış bilmiyorsam Türk milli takımımızın maça salı günü Salı günü oynanacak maçtan sonra Bursa'da maç. Hemen İstanbul'a geçiş yapıp çarşamba günü futbolcularımız idmana katılabilir. Çarşamba idman, perşembe idman, cuma idman, cumartesi idman ve kamp. Daha doğrusu cumartesi kampa alınır futbolcular. 4 idman. 4 tane idman var. Şimdi baktığın zaman 4 idman çarşambayı dahil edelim hadi perşembeden önce. Çarşamba olmadan Hiçbir futbolcu garanti denmez. Bunu da de söyleyeyim. Yani bana da saçma geliyor. Siz de mantığı anlayın. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Almanların radarında. Şimdi bir hazırlık maçı oynuyor Fenerbahçe. O hazırlık maçında bir genç futbolcumuz gidiyor gol atıyor. Bizim taraftar başlıyor. Seneye Real Madrid'de. Hayır olun Nep Napoli'de 18'e. Şimdi hemen başlıyorlar. Bu çocuğu işte değerlendirmeliyiz. Şöyle yapmalıyız böyle yapmaz. Bir maçta bir gol attı tamam bitti geçer notu aldı. Jorginho gol atamadı. olsun hocam o da penaltı yaptırdı değil mi? Yani ben şunu söyleyeyim. Ee, Bora Aydın'a odaklandınız. Kabul. Bora yetenekli bir futbolcu ama ben o günkü Jorginho'nun performansını çok beğendim. Hiç sırıtmadı. Sanki onlarca yıldır Fenerbahçe'de top oynuyormuş gibi. Özgüvenli, baskılı, presli hani Crespo'nun bir benzeriydi. Öyle değil mi? ama bunları konuşurken Beşiktaş maçında Beşiktaş maçında 8. dakikada ekrana gelen görsel gibi bir olay oldu yani. Şimdi ben Jorginho'nun o günkü oyununu çok hayran kalarak izledim. Orayı Aydın'ın kıpır kıpırlığını, Ahmet Necat'ın heyecanını, Yiğit Efe'nin savunmanın merkezinde penaltı yaptırdı ama ben o penaltıyı vermezdim açıkçası ama Jorginho Alman takım Bunlarından bazılarının scout ekiplerinin listesine girmiş arkadaşlar. Ve bundan sonra takip edilecekmiş. Bunu söylüyorlar. Ortasanın yani orta sahanın merkezinde kullanılıyor. Sağ bekle de denendi. Sağ de denendi. Yetenekli bir isim. Ama e, bir maç oynayıp şunlar alacak demek pek mantıklı değil arkadaşlar. Fenerbahçelileri şok eden ayrılık transfer böyle açıklandı. Haberin başlığı bu şekilde. Haberin başlığı bu şekilde. Siz ne anlıyorsunuz? Biri kesin gitti. Altay'a imza attırdı Fenerbahçe. Mihazoğlu da anlaşmaya yakın. Ayrılığı açıklanan ismin yeni adresi duyuruldu. İşte flash gelişmeler, fotomaçın haberi. Evet. Alanya'yı yendi. Fenerbahçe inşallah Beşiktaş'ı da yenecek diyor. Türkiye kupasında Kayseri Sporu da eleyecek diyor. E, devam devam. Altay Bayındır'la uzatıldı. 4 yıllık kontrat. Mihaz temaslar sürüyor. Sulemen oyuncu şöyle böyle. Jorge Jesus Valencia ne diyor? Jesus Benner Valencia konuşuluyor. Brezilyalı gazeteci Galvao Bueno. Fenerbahçe'deki Son durumları merak edilen Jesus ve Valencia hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demiş ki Jesus ayrılıyor. Aslında bunu ilk haber olarak verseydik. Sadece ayrılacak isim Jesus değil Valencia'da gidiyor demiş. Valencia tempra contrato assinado <Sessizlik> inter diye başlamış. Yani diyor ki Valencia'nın internasyonel ile bir ön sözleşmesi var. Yönetim bu konuyu kamuoyuna açıklaması da Kulübün sezon sonundaki en büyük transfer ediyor. Bundan şeyin haberi var mı? Valencia'nın. Bundan Valencia'nın haberi var mı? Ben onu merak ediyorum. Ya etmeyin eylemeyin ya. Etmeyin eylemeyin ya. Yani saçmalıyorsunuz ama 3-5 lira kazanalım diye saçmalıyorsunuz ama biraz mantıklı saçmalayın ya. Fenerbahçe'de tutunamamıştı. Galatasaray yeni sezon için listesine aldı. Kimi almış? Ee, girizgahı geçelim. Geçelim. Okan Buruk. Gelecek sene hedefler. Dursun Özbek transfer. Transfer yasağı. E, vergi. Af. Zanyolu. Gomez. Vandanar. Millet oruçlusuz. Fenerbahçe forması giydiği dönemlerde. Ha bulduk. Okan Buruk da onay vermiş. Daha yok. İşte o futbolcu. Victor Moses. Oh. Bir bulduk. Victor Moses'ı kadrosuna katmak için şey yapmış. Rusya takımlarından Spartak Mustafa'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık sözleşme yapmış. Moses iyi bir ücret vermesi halinde dönerim demiş. Önümüzdeki günlerde belli olacakmış. 2024'e kadar sözleşmesi var. 2-3 milyon euroya alınabilirmiş. Sezon 4 maça çıkmış. 2 gol kaydetmiş. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro. E ee, 1.77 boyunda kariyerinde Chelsea, Inter, Wigan, Crystal Palace, West Ham, Liverpool ve Fenerbahçe forması var. Ülke milli takımında 38 maç 12 gol kaydetmiş. Şimdi hep bu tip sitelerin haberleri bu şekilde. Elde somut bir şey var mı? Yok. Ne var? Al gitsin. Hani futbolcunun resmini koyup altına ben seneye şu takımdayım demek gibi bir şey. Musus aslında Fenerbahçe'de iyiydi. Ama Fenerbahçe'de iyiyken birden Inter'e gitti. Inter'de düşüşe başladı. Aslında gitmeyecekti. İngiltere milli takımının yani alt yaş kategorilerinde oynayıp Nijerya milli takımını seçen isimlerden biri. Aynı o sahi gibi. Şimdi futbolcunun yaşının 32 olması aslında Fenerbahçe'nin açısından olabilecek bir isim ama zor yani şöyle sor, zor bu tip bir isim bulmamız lazım bizim kanada herkesin konuştuğu bu hocam İrfan'la İrfan'la olmaz diyorlar ben de diyorum ki bu tip ismin 32'de de 23'ünü bulsak geçen sezon 34 maç 3 gol 5 asist ya denk gelebiliyor hani sezona bir başlıyor adamlar tırıvırı tırıvırı takımıyla maç yapıyor anlatabiliyor muyum sonra adı ne oluyor 2 gol birden attı Galatasaray bu sezonun başında çok çok dandik bir sezon başı yaşarken Kastamonu spor maçı herifin yüzüne atılan tekmeye verilmeyen kırmızı kart ki e, o kırmızı kart verilseydi herhalde belki Galatasaray elenirdi bile kupadan. Biz de e, şey yapardık baya. Ama izlenmesiydi, reytingiydi, cartıydı, curtuydu falan filan olaylar var. Yani Galatasaray çıktı o maçta 7-0 kazandı Kastamonu'ya karşı. Tam kötü Galatasaray derken Başakşehir gitti. Saçma sapan bir futbol oynadı. 7-0'da Başakşehir kaybetti. İki tane maç Galatasaray sezonda tuttu. Belki iki maçtan beraberlik ya da Kastamonu'ya yenilip Başakşehir maçına berabere kalsam lig değişecekti. Arkadaşlar işte lig dediğimiz olay böyle bir şey. Bir maçta iki maçta her şey değişebiliyor. Bunun şöyle bir etmeni doluyor. Mesela bugün transfer haberi yapılıyor. Transfer haberi de takım etkileyebiliyor. Mesela Galatasaray için yapılan her türlü forvet haberinde dikkat edin. Ne kadar çok forvet haberi verilirse Dembele'yi alacaklar. Firmino'yu alacaklar. Cart'ı alacaklar. curt alacaklar. Icardi'nin formu o kadar düşüyor. Farkında mısınız? Bak ne kadar forvet haberi çıkarsa o kadar formu düşüyor. Bak ben sizler başka bir şeye yoruyorsunuz da ben buna yoruyorum. İşte mesela Sabek haberi. Fenerbahçeli haberciler. Gidin Galatasaray'a habire Sabek yazın. Sakaboya'nın performansına memnun ama 4-5 milyon euro bandına satmayı düşünen diye verin gitsin. 4-5 milyon euro demeyin. 14-15 beklentisi var diye. 14-15 beklentisini duyan Sakaboya'ya şunu der. Ulan bana kimse 14-15 vermez. Ben demek ki epey burada kalacağım. Biraz kötüleyim diyebilir. Bak haberleri yapanlar bunu bile yap bu niyetle bile yapıyor olabilir. Şimdi Moses ya hiçbir alaka yok. Ben bak Galatasaray duyumcusu değilim ama tahminlerimden yola çıkarak söylüyorum. Hiçbir alakaları yok. Habere bakarsan tam Galatasaray'da. Geçiniz arkadaşlar bu tip haberleri, bu tip söylentileri, iddiaları geçin. Ben Fenerbahçe açısından söylüyorum. Şu ana kadarki kısım açısından söylüyorum. Ben Valencia'nın uzatacağını düşünüyorum. Beşiktaş maçında oynayacağını düşünüyorum. Oster Volde'nin iyileşme süreci iyi gidiyor. Baçue'nin iyi gidiyor. Valencia'nın ayrıca sözleşme uzatması durumu var. King oynayabilir durumda. Perez Beşiktaş maçının en azından yedeklerde de olsa kadroya girsin. Lincoln'un erken iyileşme ihtimali var. O say Samuel o gitme ihtimali var ama. Akaboye'den önce gitme ihtimali var. Onu da söyleyeyim. Can Pedro ilk 11 başlarsa kimseye sürpriz olmaz Beşiktaş maçında. Çünkü şey gibi. Zan Zanyolo'nun açıklamaları istediği açıklamayı yapsın. Fener ilgileniyordu. Beşiktaş ilgileniyordu. Geçiniz bunları. Geçiniz. Hakim Ziyek konusunda Galatasaray yöneticisi o bu şu diyor. Ben de diyorum ki yaz transfer döneminde göreceksiniz. Hakim Ziyek de öncelik Fenerbahçe'nin. Öncelik Fenerbahçe'nin. Bakın öncelik Fenerbahçe'nin. Bu dediğim size çok komik gelecek. Yani öncelik Fenerbahçe'nin. Diyeceksiniz ki hocam bak adamlar 3 dakikanın 5 dakikana kaçırmış görürsünüz. 3 dakikayı 5 dakikayı. Jorginho e, da ve diğer gençler de zaten takip ediyor. Bundan da enteresan bir şey yok. Serdar Dursun, Mert Hakan ilk 11'de başlar mı? Şimdi Jesus derbide bir şey deneyebilir. Yani kudurtucu tarzı açmak için tecrübeli Türkleri oynatabilir. Mesela Mert Hakan'la Serdar oynasa bu manyaklar kırmızı kart yemediği müddetçe rakibe mutlaka kart gösterirler. Bazı maçlarında taktiği buradan geçiyor olabilir yani hep birlikte bekleyip izleyip göreceğiz arkadaşlar. Şu bir gerçek. Fenerbahçe açısından söylüyorum. Bir ne yapıp edip kazanmamız lazım. Kazanırsak yolun ucu güzel bir yere çıkıyor. İnşallah kazanan da biz oluruz. galip gelen de biz oluruz. Sadece maçı değil birçok şeyi kazanan biz oluruz inşallah. Ne demek istediğimi anladınız inşallah. Çünkü bu maçta sadece maç kazanılmayacak. Belki de liderlik kazanılacak. Belki de başka şeyler kazanılacak. Yani bu maçın özelinde durum bu. Ama dediğim gibi Serdar oynayacak, o oynayacak, bu oynayacak derken dakika 8'de ekrana gelen görsel. Yani her an her şeye hazırlıklı olun. İzlediğiniz için, beğendiğiniz için, takipte kaldığınız için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.